Ülke genelinde artan enflasyon sonrasında emeklileri sevindiren haber 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar için açıklama geldi. EYT ile milyonların da emekli edilmesi ile birlikte emekli sayılarında gerçekleşecek olan artışla beraber maaşlarda da gerçekleşen adaletsizlik sık sık gündemde yer almıştı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından gelen açıklamalara ek olarak da enflasyon verileri ile beraber refah payı açıklanarak emekli aylıklarına %30 artış gelmiş ve sonrasında da Türkiye Emekliler Derneği'nin de uzun süre sonrasında dile getirdiği 2000 sonrası emeklilik durumuna dair de yeni çalışmaların yapıldığı belirtildi. 2000 sonrası emeklilerin mağduriyeti sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde de çalışma komisyonu kurulmuştu. Bu komisyonun gerçekleştirdiği çalışmalar sonrasında da emeklilere 1300 liralık bir artış yapılması bekleniyor. Türkiye'de milyonlarca emekli şimdilerde gerçekleşecek olan intibak zamına gözlerini çevirirken Türkiye Emekliler Derneği'nin de bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup göndermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuyu Bakanlar Kurulu'na taşıdı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından da bu konuya dair bir çalışma grubunun oluşturulduğu bilgisinin gelmesinden hemen sonra 2000 yılından sonra da emekli olan vatandaşların da mağduriyetlerinin giderilmesi adına da yıllardır konuşulan intibak zammı da bu yıl itibariyle hayata geçmesi bekleniyor. Bu gelişmeler sonrasında da 2000 yılı sonrasında emekli aylıklarında da iyileştirmelerin yapılacağı belirtildi. 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlara sağlanacak olan eksam tutarı sonrasında kulislerden yeni bilgiler gelmeye başlarken, Mart ayında da gerçekleşmesi beklenen intibak zammı sonrasında emekli aylıklarına da 1300 liralık bir ara zam yapılması sık sık konuşuluyordu. İntibak zammı düzenlemesi sonrasında da sadece Sosyal Güvenlik Kurumundan 2000 yılından sonraki emekli vatandaşları kapsadığı, Ev Sosyal Sigortalar Kurumu emeklileri ve Bağkur emeklilerinin bu kapsamda yer almadığı belirtildi. 2023 yılının Ocak ayı ile birlikte zamlı maaşlarına kavuşan emekli vatandaşlar sırtını koltuğa yasladı. Maaş zammı ile birlikte emekli vatandaşların bir kısmı sevinirken bir kısmı ise açıklama bekledi. İntibak yasasına çevrilen gözler devlet büyüklerinden açıklama bekliyor. 2000 yılı sonrasında emekli olan vatandaşlar için intibak bekleyişi henüz devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tarafından kabul edilen EYT düzenlemesi kısa bir süre önce resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe gidi. Fakat mecliste intibak konusunda da yeni kararların alınıp alınmayacağı konusu merak ediliyor. Ankara kulislerinde konuşulduğu iddia edilen intibak yasası hakkında sosyal güvenlik uzmanı Özgür Kaya açıklamalarda bulundu. Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Kaya tarafından belirtilen açıklamaya göre 2011 yılında 6111 sayılı bir intibak yasasının çıkarıldığı bilgisi verildi. İntibak yasasının çıkarılma nedeni ise 2000 yılı öncesinde emekli olan vatandaşların 2000 yılı sonrasında emekli olan vatandaşların maaşı ile ters orantıda kalarak geri düştüğü gözlemlendi. Bu yaşananların ise aylık bağlama oranlarından kaynaklı olduğu bilgisi verildi. 2011 yılında çıkarılan intibak yasası ile birlikte maaşlara 150 Türk Lirası ile 350 400 Türk Lirası arasında zam yapılarak 2000 yılı öncesi emekli vatandaşlara ilave zam gelmiştir. Alınan karar ile birlikte 2000 yılı öncesi emekliler ile 2000 yılı sonrası emekliler arasındaki maaş farkı düşürüldü. Fakat 2023 yılı ile birlikte gelen yeni zamlar ile birlikte bu sefer tam ters yönde bir açıklık meydana geldi. 2023 yılında gelen emekli zammı ile birlikte 2000 sonrası emekli vatandaşlar, daha az 2000 öncesi emekli olan vatandaşlar ise daha fazla maaş alacak. Gündemde yer alan intibak yasası ile birlikte geleceği iddia edilen 1200 Türk Lirası ile 1300 Türk Lirası arasındaki intibak zammı maaşların arasında yer alan aralığı kapatacaktır. Türkiye'de emeklilik sisteminin farklılıklarına dikkat çekiyor. Sigortalı olarak çalışanların emekli aylıkları, emekli oldukları tarihlerdeki en yüksek kazançlarına göre belirleniyor. Ancak bu sistem, farklı tarihlerde emekli olanlar arasında adaletsizliğe neden olabiliyor. Özellikle 2000-2008 yılları arasında emekli olanlar, daha önceki dönemlere göre daha yüksek maaş alabiliyorlar. Bu durumun en önemli nedeni o dönemde uygulanan emeklilik sisteminin diğer dönemlere göre daha avantajlı olmasıdır. Özellikle sigortalı olarak çalışanlar bu dönemlerde yüksek prim ödemeleri yaparak daha yüksek emekli aylığı almaya hak kazanmışlardır. Bu durum emeklilik sisteminin adaletli olmamasına neden olurken emekliler arasında maaş farklılıklarına da yol açıyor. Emeklilik sistemi konusu ülkemizde halen tartışılan bir konudur. Her dönemde uygulanan farklı emeklilik sistemleri emekliler arasında adaletsizliğe neden olabiliyor. Bu nedenle emeklilik sistemi konusunda yapılan çalışmaların tüm emeklilerin hakkını eşit şekilde koruyacak şekilde yapılması gerekmektedir. Emeklilik sistemi ülkemizde halen birçok tartışmayı beraberinde getirmektedir. Sigortalı olarak çalışanların emekli aylıkları, çalıştıkları süre boyunca ödedikleri primlerin toplamına ve emeklilik tarihlerindeki en yüksek kazançlarına göre belirlenir. Bu farkların en önemli nedenlerinden biri, her dönemde uygulanan emeklilik sisteminin farklı olmasıdır. Özellikle 2000-2008 yılları arasında sigortalı olarak çalışanların emekli aylıkları, daha önceki dönemlerde emekli olanlara göre daha yüksek olabiliyor. Bu durum, emekli aylıklarında 1300 Türk Lirası intibak zammı yapılmasına neden olurken, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri arasında %55 maaş farkına yol açıtığı açık bir şekilde gözlemlenmiştir. Bunun yanı sıra, emeklilik sistemi konusunda son dönemde yapılan düzenlemeler de tartışmalı bir konu haline geldi. Özellikle 2018 yılında yapılan düzenlemelerle birlikte emekli maaşlarına yapılan kesintiler arttı ve emeklilerin maddi durumu olumsuz etkilendi. Bununla birlikte emeklilik yaşının yükseltilmesi, prim ödeme süresinin uzatılması gibi düzenlemeler de emekliler arasında tepkiye neden oldu. Emekli maaşlarına Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon oranlarına ek olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı refah payı ile birlikte %30 oranında zam yapılmıştı. Ocak ayında emeklilere yapılan bu zam oranı maalesef ki enflasyon karşısında eriyip gitti. Bu sebeple emekliler Mart ayından itibaren yeni zamlı maaş beklentisi içine girdi. Özellikle yakında yapılacak olan genel seçimler nedeniyle de ara zam konusu sık sık gündeme geldi. Peki emekli maaşlarına ara zam yapılacak mı? Emekliyi çıldırtacak ek maaş müjdesi az önce verildi. Ocak ayında emekli maaşları enflasyon verileri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı refah payı oranında %30 artmıştı. Emekliler Şubat ayından itibaren %30 zamlı maaşlarını almaya başlarken enflasyon ne yazık ki düşmedi ve her geçen gün yükselmeye devam ediyor. Bu sebeple emekli maaşları yetmiyor, milyonlarca vatandaş açlık sınırının altında yaşamak zorunda kalıyor. Üstelik en düşük emekli aylığı da 5500 TL'de kaldı. Emekliler kendilerine verilen bu maaşların bir an önce artmasını bekliyor ve ara zam talebinde bulunuyor. Yaklaşan genel seçimler nedeniyle de ara zam yakın gibi görünüyor. Emekli maaşların ne Ocak ayında yapılan artışa rağmen hayat pahalılığının yükselmeye devam etmesi nedeniyle vatandaşlar hala geçinmekte güçlük çekiyor. Özellikle 5500 TL'de kalan en düşük emekli maaşı vatandaşı isyan ettiriyor. Bu sebeple de emekli vatandaşlar devletten seçim öncesinde yeni bir hamle beklentisi içine girdi özellikle emekli maaşlarına ek zam yapılması, bu süreçte talepler arasında yer alıyor. Emeklilerin ara zam beklentisi çok da uzak gibi görünmüyor. Çünkü EYT yasasının kabul edilmesi aynı zamanda 3600 ek gösterge düzenlemesinin hayata geçmesi milyonlarca emekliydi heyecanlandırdı. Özellikle intibak zammı seçimden önce gelebilir. Bu durumda da maaşlarda 1300 TL'lik bir artış olabilir. 2000 yılı sonrası emekliler için güzel ve müjdeli haber geldi. Özellikle aradaki gelir adaletsizliğinin kaldırılması için uzun süreden beri intibak zammı gündeme geliyordu. Emeklinin yüzünü güldürecek intibak zammı haberi de verildi. 2000 yılı sonrası emeklilere aradaki fark olan 1300 Türk Lirası Mart ayından itibaren ödenecek. En azından Türkiye Emekliler Derneği'nin beklentisi bu yönde. Kesin bilgi ise bugünkü kabine toplantısından sonra paylaşılacak.